Ama malumunuz olduğu üzere göreve gelirkenimiz bir hengamenin içerisinde, tatlı telaşın içerisinde bulduk kendimizi. Aday adaylığı tespit süreci, başvuru süreci, birbirinden farklı tema oyunlar. Neticede nasip bugüne kadarmış. Ancak bugün bir araya gelemedik. Kavuştuğun hamdolsun. Öncelikle buna teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi 7 Nisan'a kadar devam edecek olan aday adaylığı süreci artık son 10 gününe girmiş durumda. 10 gün sonra inşallah bütün Türkiye'de 550 tane milletvekili adayımız belli olduktan sonra 7 Nisan'dan sonra da inşallah resmi seçim kampanyamızı bir şekilde başlatmış olacağız. Tabii bu süreçte AK Parti'de 55 tane adayların bulması, hem genel merkezimizin yaptığı temayül hem STK temayülümüzle beraber hala devam eden genel merkez üst kurulu çalışmalarıyla beraber aday tespit çalışmaları son noktaya gelmiş durumda. İnşallah bundan sonraki süreçte de adaylarımız belli olduktan sonra seçime kadar olan sürede AK Parti olarak ayrılığa razı olacağız. Partimize ayrılabilecek parti yapmak için gerekli çalışmaları yapmanın gayret içerisinde olacağız. CHP'de bir genel başkan değişikliği Sayın Kılıçdaroğlu göreve gelmişti. Bununla beraber bir heyecan oluşmuştu CHP içerisinde. Bu heyecanla birlikte hatta hatırlarsanız aynı 1937 civarında aday adayları vardı. Heyecan düşmüş olacak ki bugün aday adayı sayısı 17-18 civarında geldi. Tabii orada da yarın ön seçim var. İnşallah orada da neticede herkes aynına hizmet edecek. Orada da aynına hizmet edecek arkadaşlarımız inşallah ön seçimleri çıkar. Başkan 2011 seçiminde %36'ya geldi. Ciddi şekilde, istikrarlı bir şekilde artan bir yapı var aynında. İnşallah bu artan bir taraf için de biz 2015 seçimlerinde göreceğimizi ilan ödüle çıkıyoruz. Şimdi milletvekilimiz doğal olarak kendi seçmen bölgesinden, seçmenlerinden çok ciddi tepkiler aldı bu süreçte. Biz de aldık. Yani Aydın'da gerçekten geçen ay su ücretleri konusunda, su paraları konusunda tabiri caizse açıkça bir facia yaşadık. Sayın Vekilimiz de kendi seçim bölgesinden, seçmenlerinden gelen telefonlardan dolayı bunu kamuoyunda doğal olarak seçmenin bir temsilcisi olarak, bir vekil olarak dile getirdi. Dile getirmesi de doğruydu bence. Doğruluğu da nerede ortaya çıktı arkadaşlar? Çok yüksek su faturaları gibi tepkiler artmaya başlayınca askere Büyükşehir Belediyesi apar topar toplandı, bu su ücretlerini düşürme konusunda karar aldı. Demek ki hem seçmenimizin tepkisi hem de sayın vekilimizin bunu kamuoyuna gerek sanal alemde gerek basın yoluyla yansıtması doğru bir davranış olmuş oldu. Tabii hatayı kabullenmek zordur. Büyükşehir ve ASKİ tepki üzerine su tarifelerini indirdi ama arkasından işi biz bunu AK Parti iktidarının çıkardığı kanuna dayanarak yapıyoruz şeklinde vatandaşı yavurttan yönelik bir takım açıklamanın içerisine girdi. Ve yakışıksız bir şekilde bununla ilgili broşürler dağıtarak bir karalama kampanyası başladı. Esas sıkıntı bu. Tamam AK Parti çıkardığı bir kanun var ama kanunun birinci maddesinde aynen şu ifade geçiyor. Belediyeler atık su ücretlerini kendi meclislerinde belirlerler diyor. Bunu bir belediye meclisi ya da Büyükşehir Belediye Meclisi 5 kuruş olarak belirleyebileceği gibi 75 kuruş olarak da belirliyor. Bu tamamen sizin yönetim anlayışınıza bağlı, su ücretinin insanlara hizmet noktasında görüp görmediğiniz yoksa kâr amacıyla gördüğünüzle bağlı. Maalesef burada ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi bunu bir kamu hizmetinden ziyade bütçeyi doldurmak için özellikle seçim döneminde harcanmak üzere para topladığı şeklinde sağladı. Demek ki Sayın Vekilimizin tepkisi doğruymuş ki oturdu bunları geri iplemen noktasında bir gayret içerisinde yaptılar. Yani burada kamuoyundaki seçmenin tamamı değil, AK Parti'ye karşı olan seçmen belki bundan rahatsız oluyor ama bize bile inanılmaz bu konuda tepkiler geliyor, faturaları geliyor. Biz bütün arkadaşlarımızı ASKİ'ye yönlendirdik, Büyükşehir'e yönlendirdik. Giden bütün arkadaşlar neredeyse de faturaları indirerek geldi. Demek ki bir yanlış var. Bir vekil kendi seçim bölgesindeki kurumların idareleri yanlışları dile getirmeyecek de bunu kim dile getirecek başka?
işte karşısında hatanın kabullenmekte zorlanarak farklı bir tepki ortaya konması olayı belki bu noktaya getirmiştir. Bunun karşısında da ana muhalefet partisinin il başkanı tarafından ben doğru bulmuyorum yapılan açıklamayı. Gerçekten siyasi etikten uzak bir bırakın il başkanı ana muhalefet. Halen bir vatandaşı bile söylerken 10 kere düşünecek kelimeler sarf ettiğini gördüm. Ve cevap bile vermeye gerek duymuyoruz. Çünkü seçim öncesinde bu tür şeyler olabilir. Gerginlik, liste gerginliği olabilir. CHP'nin kendi içerisindeki sıkıntılar. Bunların hepsi hoş görüyoruz ama neticede aydın gibi bir yerde siyaset yapıyoruz. Aydın seçmen, Türkiye'nin ortalama seçmenin üzerinde bir öngörüsü, bilinci vardı. Bu bakımdan bu tür açıklamaların biz özellikle seçime, yani şurada iki ay boyunca Allah nasip ederse bütün adaylarda, her partinin adaylarda, köylerde, kahvelerde, sokaklarda karşılaşacağız. Şimdi seçimin başında böyle gergin bir ortamda girersek bu olmaz. Biz bu bakımdan bu tartışmanın üzerine tekrar benzin dökmemek için bu olayı bu şekilde sonlandırmak istiyoruz. AK Parti adına dediğim gibi siyasi etikten uzak açıklamalara cevabımız olmaz bizim. Sadece belki çok tanıma imkanı olmadığımız 7 tane arkadaşımız var. Bunlar ikinci tercih olarak Aydın'ı belirttikleri için. Bir iki kere yüz yüze geldik ama arkadaşlarımızın listede olup olmamalı ilgili ne tepki verebilecekleri konusunda bir öngörüm yok. Ama Aydın'daki 48 adayımızın 48'inin de ben 7 Nisan akşam listede olsunlar olmasın. Çok açık söylüyorum. Herhangi bir ayrışmaya, küskünlüğe sebebiyet vereceklerine inanmıyorum. Bu bir. İkincisi bunun temel sebebi de şu arkadaşlar. Özellikle 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler öncesinde ve sonrasında yaşanan bir takım gelişmeler ülkede, işte gezi olaylarıydı, 17-25 Aralık darbe girişimiydi. Ardından hepinizin bildiği gibi geçen Kurban Bayramı'nda yaşadığımız 6-8 Ekim olaylarıydı. AK Parti sadece bir siyasi hareket olmaktan çıkardı, bir hareket, bir hakim parti, bir dava hakimi. Ciddi bir şekilde bütün aday adaylarımız arasında bir kenetlenme, bir partinin arkasında durma gibi bir refleks var. Bu bakımdan birçok aday adayımızın biz ortaya çıkma sebebinin biz partimizin arkasında varız. Bize listelerde yer verilse de, hangi sırada yer verilse verilsin, biz bu dava için hizmet etmek için buradayız. Aday adaylarını partimizi güçlendirmek için başvuruda bulunan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Bunu açıklıkla bize gelip ifade eden arkadaşlarımız da var. Bu bakımdan çok açık söylüyorum. Bu bizim için bir kayıp değil. Tabi muhalefetin artık klasik anlayışı bu. Kendi içlerinden bir çözüm üretemeyince, bu sadece Aydın Aslı değil, bütün Türkiye'de de genel özelliği muhalefetin, AK Parti'den bir dağılma, bir parçalanma bekliyor. Ama muhalefet asla şunun aklından çıkarmasın. AK Parti kendi içerisinde bir dağılma, bir parçalanma yaşamaz. Allah korusun böyle bir parçalanma, dağılma yaşanırsa da bunun içine zaten tekrar yeni bir iktidar da muhalefete gün doğmaz yani. Hiç boşuna beklemesinler. Bir tane milletvekilimiz var. Sayın Mehmet Erdem, Sayın Selim Erbüyüş Hanımefendi, Sayın Ali Gültekin Kılıç Beyefendi. Bunların hepsi bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili listelerine konmuş ve nasip olursa 7 Haziran akşamına kadar listelerde olsunlar olmasınlar öyle veya böyle milletvekili sıfatıyla görevlerine devam edecek bizim seçilmiş vekillerimizdir. Bu bakımdan hiçbir kimsenin kalkıp da Sayın Genel Başkanımızın onay verdiği bir listedeki arkadaşlarımızdan bazılarının listede olması halinde istifa edeceğiz ya da biz şunlar aday olsa çalışmayız gibi yaklaşımlarını biz kabul etmiyoruz. Bir AK Partili bunu yapmaz. Bugün ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşanırken karşımızdaki tüm cephe, yelpazenin en sonundan en sağına kadar hepsi AK Parti'nin karşısında birleşmişken, dimdik ayakta durmaya çalışırlarken bizim arkadaşlarımızın ben isim vermek istemiyorum, şu aday olsa biz olmayız, bu aday olsa biz olmayız şeklindeki yaklaşımlarını ben AK Partili olarak kabul etmiyorum. Bu tasvip edeceğimiz bir davranış değildir. Bütün şu anki vekillerimiz de nasip olursa 7 Nisan'da ismi açıklanacak olan vekil adaylarımız da genel merkezimiz tarafından bize verilmiş bir talimattır. AK Partilerin içerisinde nefsani duygularla küsecek, darılacak arkadaşlar olabilir ama ana kademe, ana gövde, teşkilatın esas seçim çalışmasını götürecek yapının böyle bir şansı biz küstük, kenara çekildik gibi bir şey olmaz. Dediğim gibi AK Parti artık bir hareket haline gelmiştir. Bu süreçte küsecek, darılacak arkadaş varsa biz bir müddet dinlenebilir kenardadır. Ama hiç kimsenin bu işten kopmasına müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle. Buna da müsaade etmeyiz. Böyle söyleyeyim.
Abi yeğenim, benim değil de. Bak yeğenim.